Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de modern genetikten bahsedeceğiz. Daha önceki derslerimizde Mendel genetiğine giriş yapmıştık ve genetiğin genel kurallarından bahsetmiştik. Olasılık ilkelerinden bahsetmiştik. Olasılığın genetiğe veya kalıtıma uygulanışından bahsetmiştik. Artık modern genetiğe giriyoruz. Modern genetikle beraber arkadaşlar eşeysel kalıtımda veya eşeylerin nasıl ortaya çıktığından bahsedeceğiz. İlk çağlardan itibaren insanlar eşeğin nasıl belirlendiğiyle ilgilenmişlerdir. İlk çağlardan günümüze kadar veya 1900'lerin başlarına kadar arkadaşlar eşeğin belirlenmesini daha çok çevresel faktörlere bağlamıştır insanlar ve bilim adamları. Ne gibi çevresel faktörler? Örneğin çiftlerden hangisinin daha genç olduğu, hangisinin daha güçlü olduğunun eşeğin belirlenmesi üzerine etkili olduğunu düşünmüşlerdir. Veya yine çiftleşme mevsiminin, eşleşme mevsiminin eşeğin üzerine etkili olduğu şeklinde görüşler vardır. Ancak bugünkü bilgilerimizde biz biliyoruz ki bunlar yanlıştır ve eşeğin belirlenmesi genlerle yani kromozomlarla ortaya çıkar diyoruz. Bunlarla ilgili yapılan ilk araştırma arkadaşlar Drosophila dediğimiz sirke sineğinde yapılmıştır. Drosophila da arkadaşlar tükürük bezlerinden alınan kromozomlar incelenmiş. Tükürük bezlerinden alınan hücrelerdeki kromozomlar incelenmiş. Ve Drosophila'da 8 tane kromozom olduğu görülmüş. 8 kromozom diploid bir canlı olduğu için arkadaşlar biz buna 2n eşittir 8 diyoruz. Bu şekilde gösteriyoruz. Dişilere bakıldığında arkadaşlar dişilerdeki tüm kromozomların homoloğunun olduğu yani tüm kromozomların birbiriyle aynı uzunlukta sentromerlerin aynı yapıda olduğu görülmüştür. Dişlerdeki durumu gösterecek olursak şöyle gösterebiliriz. Örneğin 8 kromozom şu babadan gelen, şu anneden gelen, babadan geldi, anneden geldi, şu babadan gelsin, şu anneden gelsin ve yine şunu da şöyle gösterebiliriz gibi. Ancak arkadaşlar bu dişi için gösterelim. Dişi 2n eşittir 8. Ancak erkeklerin hücrelerine bakıldığında, erkek drozofilaların hücrelerine bakıldığında bunlarda kromozomların farklı olduğu görüldü. Şöyle ki 8 kromozomun 6 tanesi yine çiftler halindedir ve homologları bulunur. Şöyle gösterelim. Örneğin anneden ve babadan gelen, anneden ve babadan gelen, anneden ve babadan gelen homolog kromozomlar. Ancak bir çift kromozomun birbirinden farklı olduğunu gözlemlediler. Şu anneden gelen olsun. Şu ise arkadaşlar babadan gelen. Şekil ve uzunluk bakımından farklı oldukları için arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Erkek 2n eşittir 8. Bakıldığında erkek ve dişilerde eşeğlerin farklı olmasını sağlayan kromozomların bunlar olduğu düşünüldü. Ve bunlar arkadaşlar X ve Y olarak adlandırıldı. Drozofiller için söyleyecek olsak, drozofillerde dişileri şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Dişiler 6 artı X, X. Hem anneden hem de babadan X kromozomu gelmiştir. Dolayısıyla dişi olması sağlanmıştır. Erkeklerdeki durum ise 6 artı X, Y diyoruz arkadaşlar. Y kromozomu eşeği belirleyen kromozom oluyor drozofillerden. İşte aynı şekilde arkadaşlar insanlarda da eşeysel veya eşeylerin ortaya çıkışı aynen bu şekilde gerçekleşir. İnsanlarda da arkadaşlar 46 çift, 23 çift kromozomumuz var. Yani 46 kromozom. 2n eşittir 46 diyoruz. İşte arkadaşlar bunun iki tanesi eşeysel kromozomlardır. Eşeği belirleyen kromozomlardır. Diğerleri ise vücut kromozomlardır. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Bir erkekte veya dişide ayrı ayrı gösterecek olsak dişiler için insanda dişi diyelim. İnsanda dişi arkadaşlar 22 artı X ile yine 22 artı X'in birleşmesi sonucu 44 artı X X şeklinde oluşur. Buna karşın erkeğe baktığımızda insanda erkek diyelim. Yine anneden 22 artı X gelecek. Ancak babadan arkadaşlar 22 artı Y gelir ve 44 artı X Y şeklinde oluşur diyoruz.
Bu insanlarda yine X ve Y şeklinde kalıtım olduğu gibi diğer pek çok canlıda da arkadaşlar nedir? X ve Y şeklinde kalıtımlardır. Bunlara biraz sonra değineceğiz. İnsanlarda arkadaşlar veya diğer canlılarda kromozomları biz ikiye ayırıyoruz. Otozomal kromozomlar ve gonozomal kromozomlar veya otozom kromozomları ve gonozom kromozomları. Şimdi kısaca bundan bahsedelim. Biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar insanlarda kromozomları ikiye ayırıyoruz. Bunlardan ilki otozom kromozomları. Otozom kromozomları arkadaşlar vücut özellikleriyle ilgili, vücut karakterleriyle ilgili ne diyelim genleri taşıyan kromozomlara otozomal kromozomlar veya otozom kromozomları diyoruz. Yani insanda 46 kromozom var demiştik. İşte 46 kromozomdan veya diğer canlılar için de söyleyebiliriz. 2N yani diploid sayıdan 2'yi çıkarttığımızda arkadaşlar neyi buluyoruz? Otozomal kromozom sayısını buluyoruz. İnsanlar için yazacak olursak 2N eşittir 46 idi arkadaşlar. 2N eksi 2 o da eşittir 44 tanesi otozom kromozomudur. Veya otozomal kromozomdur. Dediğimiz gibi vücut karakterlerin ortaya çıkmasından sorumludur. Ne gibi? İşte saç rengi, göz rengi, ten rengi, saçın kıvrıklığı, boy uzunluğu, boy kısalığı gibi özellikler arkadaşlar otozom kromozomlarda, otozomal kromozomlarda taşınır. Diğer kromozomlu ise bizim gonozomlarda veya gonozom kromozomları. Bunlar da arkadaşlar işte 44 demiştik. Toplamda 46 tane. İşte şu iki tanesi ise arkadaşlar buradaki iki çıkartmıştık. Bunlarsa gonozom kromozomlardır. Bunlar da harflerle gösteririz. X, Y ve biraz sonra diğer canlılara bahsedeceğiz. Z, W gibi harflerle göstereceğiz. Gonozom kromozomlar insan için söyleyecek olsak arkadaşlar dediğimiz gibi X ise bu bireyin dişi olmasını sağlar. Eğer X, Y şeklinde ise bireyin erkek olmasını sağlar. Yani eşeylerin oluşumu çevresel faktörlerle değil kromozomlarla sağlanan bir özelliktir diyoruz. X, Y şeklinde eşey belirlenmesi arkadaşlar veya eşeysel kromozomların X, Y şeklinde isimlendirilmesi pek çok canlıda geçerlidir. Pek çok canlı için bu şekilde uyguluyoruz. Ancak evrensel değildir. Yani her canlı bu şekilde XX veya XY şeklinde gösteremeyiz. Şimdi bu canlılardan kısaca bahsedelim. Öncelikle insanları örnek olarak gösterecek olsak insanlarda eşeyler nasıl oluşuyor? Ardından diğer canlılara geçelim sırayla. İnsanlar için bahsedecek olsak arkadaşlar insanlar için P dölümümüzü yani atasal dölümümüzü yazalım. 44 artı XX şeklinde dişiyi gösterelim. Çaprazlıyoruz. 44 artı XY yani erkek bireyle. Bundan arkadaşlar gametler oluşacak tabii ki. Gametler oluşacak arkadaşlar. Buradan 22 artı X ve yine 22 artı X şeklinde oluşacak. Aynı gamet oluşacak. Buna karşın erkekten arkadaşlar 22 artı X ve 22 artı farklı bir renkte göstereyim onu. Y şeklinde oluşacak. İşte bunları çaprazladığımızda arkadaşlar. ...44 artı XX... ...44 artı X... ...Y... ...44 artı X... ...X... ...ve... ...44 artı X... ...Y. Gördüğü gibi arkadaşlar... ...bireylerden iki tanesi dişi... ...iki tanesi ise erkek olabilir. Veya şöyle diyelim... ...erkek ve dişi
birey oluşma ihtimali, zigot oluşma ihtimali eşittir. Şu zigot gelişirse dişi, bu zigot gelişirse Y olduğu için erkek, dişi, erkek. Burada arkadaşlar bu şekilde çaprazlamada hatalar yapılabiliyor, karıştırmalar yapılabiliyor. Aynı ne diyelim gamet iki yerine üç farklı yere götürülebiliyor. Dolayısıyla Punnett karesi de yapmak daha sağlamcı bir yöntem olacak. Punnett karesini de gösterelim. Erkek, dişi. Erkek gametlerimizi şuraya yazalım. Erkek gametlerimiz 22 artı x ve 22 artı y şeklindeydi. Dişi gametlerimiz ise 22 artı x ve yine 22 artı x şeklinde. Buna göre arkadaşlar şurası 44 artı xx, 44 artı xy, 44 artı xx ve yine 44 artı xy. Şu bireyler erkek olurken y kromozom olduğu için şu bireyler ise dişi olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar insanlarda eşeğin oluşumunda, eşeğin belirlenmesinde dişi üreme hücrelerinin yani yumurtaların herhangi bir rolü yoktur. Eşeği belirleyen arkadaşlar erkekten gelecek olan spermdeki gametlerdeki kromozom çeşidi belirler. Eğer 22 artı X giderse dişi birey oluşur. 22 artı Y giderse bu sefer de erkek bireyler oluşur diyoruz. Bu dediğimiz gibi insanlarda bu şekilde ancak her canlıda bu şekilde olmayabiliyor. Örneğin kuşlarda, kelebeklerde, güvelerde yine X ve Y şeklinde kalıtım vardır. Ancak bu bahsettiğimiz canlılarda örneğin tavuklarda da arkadaşlar XX beraber olduğunda erkek, XY olduğunda ise dişi birey oluşur. Yani şöyle diyebiliriz tavuklarda veya illa tavuk dememize gerek yok. Kuşlarda dediğimiz gibi güvelerde ve çekirgelerde arkadaşlar. Bunlarda XX erkek birey oluşturur. XY ise dişi birey oluşturur. İşte X ve Y sistemiyle karışmaması açısından arkadaşlar şöyle deniyor. Bu tür canlılarda bu sefer de X, Y yerine Z ve W kullanıyor. Dolayısıyla şöyle gösterebiliriz. Z, Z ise erkek oluyor birey. Z, W ise dişi oluyor diyoruz. Yani insanlardakinin tam tersi şekilde bir ne diyelim eşeği belirlenme yöntemi var. Bunu da yine tabloyla gösterecek olursak, çaprazlama yöntemiyle gösterecek olursak arkadaşlar. Şuraya öncelikle 16 artı ZZ diyelim. 16 artı ZW. Dediğimiz gibi ZZ dendiğinde erkek bireyi kastediyoruz. ZW'da ise dişi bireyi kastediyoruz. Bu tür canlılarda. Buradan üreme hücreleri oluşurken arkadaşlar gametler oluşurken burada ne gelecek? 8 artı Z. 8 artı Z. Diğer taraftan 8 artı Z, 8 artı bir de W gelebilir. Bunlar arkadaşlar direkt Punnett karesinde yapalım. Çaprazlamada karışık olabiliyor dediğimiz gibi. Erkek, dişi. Erkekten bu sefer arkadaşlar iki tane aynı gamet geliyordu. 8 artı Z. Dişiden ise 8 artı Z ve 8 artı W geliyor. Çaprazlama yaptığımızda 16 artı ZZ, 16 artı ZZ, 16 artı ZW ve 16 artı ZW. Dediğimiz gibi bunlarda durum farklıydı. ZZ yani insanlara karşı XX olanlar erkek oluyordu. Heterozigot olanlar ise, ZW olanlar ise arkadaşlar dişi oluyordu. Evet tavuklarda, güvelerde, çekirgelerde durum buydu. Şimdi bir diğer canlıya bakalım.
Atıyorum çekirgeler demeyince kelebeklerde arkadaşlar bu durum böyle olacak. Çekirgelerde daha farklı bir durum söz konusu. Çekirgelerde ise arkadaşlar durum şöyle. İki tane X kromozomu bir araya gelirse birey dişi oluyor. Eğer bir tane X kromozomu X0 şeklinde olursa bu sefer de birey erkek oluyor. Yani ne diyelim X ve Y olmasından ziyade eşey kromozomların sayısı cinsiyeti belirleyebilir. Şöyle ki çekirgelerdeki durumda şöyle gösterelim. Çekirgeler 22 kromozomlu canlılar. Dediğim gibi eğer XX beraberse arkadaşlar bu canlı dişi, X0'sa bu canlı erkek dedik. Çapraz adımızda hemen üreme hücrelerini oluşturalım. Yani gametleri 10 artı X, 10 artı X, 10 artı X, 10 artı 0 arkadaşlar. Burada herhangi bir ne diyelim eşeysel kromozom gelmiyor. Bunları yine Punnett karesiyle çapraz adımızda arkadaşlar. Erkek, dişi. Erkekten gelenlere bakıyoruz. 10 artı X, 10 artı 0, 10 artı X, 10 artı X şeklinde. Çapraz adımıza 20 artı XX, 20 artı X 0, 20 artı XX ve 20 artı X 0. Çekirgelerdeki durumda böyleydi. Dolayısıyla X 0 olanlar yani sadece bir tane eşeysel kromozom taşıyanlar erkek bireyler oluyordu. İki tane X kromozomu bir araya geldiyse bunlar ise arkadaşlar dişi oluyordu dedik. Burada son bir canlı türünden ne bahsedeceğiz arkadaşlar? Partenogenezle üreyen canlılardan bahsedeceğiz. Yine partenogenezle üreyen önemli balarlarında arkadaşlar durum daha farklı. Bunlarda ise arkadaşlar şu ana kadar bahsettiğimiz canlıların hepsi diploid canlılardı. Yani biri anneden, diğeri babadan gelen homolog kromozomların birleşmesiyle oluşmuş canlılardı. Bal arıları gibi partenogenezle üreyen canlılarda ise arkadaşlar direkt kromozom sayısının haploid veya kromozom sayısının diploid oluşu yani N veya 2N oluşu cinsiyeti belirler. Şöyle ki bal arılarından bahsedecek olursak arkadaşlar bal arılarında arkadaşlar dişiler 2N kromozomludur. 2N eşittir 32 diyorum arkadaşlar. Bu dediğimiz gibi dişi yani kraliçe arı. Erkekler ise N kromozomludur ve 16 kromozoma sahiplerdir. Şuradan üreme hücrelerini oluşturalım arkadaşlar. Üreme hücre oluşurken N eşittir 16, N eşittir 16 şeklinde yumurta hücreleri oluştu. Tabii ki burası meyozla oluşuyor arkadaşlar. 10. sınıfta bunu zaten detaylı bir şekilde görmüştük. Erkek üreme hücresi arkadaşlar yine N eşittir 16'dır ve mitozla oluşturulur. Ardından eğer yumurta spermle döllenirse arkadaşlar 2N eşittir 16 kromozomlu dişi bireyler oluşur. Eğer döllenmezse döllenmeden direkt arkadaşlar yumurta gelişebilir. Bu durumda da N eşittir 16 kromozomlu erkek bireyler meydana gelir. Burada yine 16 kromozom dedik. Dişi dedik. Burada arkadaşlar düzgün beslenme veya beslenmeme ile normal beslenme diyelim. Normal beslenme ile 2N eşittir 16 düzeltiyorum. 2N eşittir 32 olması lazımdı. 2N eşittir 32 kromozomlu işçi arılar oluşurken işçi arıların arkadaşlar üreme yeteneği yoktur. Eğer iyi beslenirse İkien eşittir 32 kromozomlu kraliçe oluşur. Görüldüğü gibi bal arılar gibi partenogenez üreyen canlılarda da eşey arkadaşlar canlının diploid veya haploid oluşuyla değişir diyoruz. Şimdi artık eşeğe bağlı kaltıma geçelim arkadaşlar.
canlılardaki eşeylerin oluşumu bu şekildeydi. Eşeğe bağlılık altında artık sadece insanlardan bahsedeceğiz, diğer canlılardan bahsetmeyeceğiz. Evet, eşeğe bağlılık altında deyince arkadaşlar, X ve Y kromozomu üzerinde taşınan genlerle ortaya çıkan özelliklerden bahsedeceğiz. Öncelikle başlığımızı atalım. Tabii bunun için eşeysel kromozomların şekillerini bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, X ve Y kromozomu birbirlerinden farklıdırlar. Farklar da şudur. X kromozomu arkadaşlar, Y kromozomuna göre daha uzundur. Y kromozomu ise, onu da şuraya göstereyim. X kromozomuna göre daha kısadır. Ve farklı olduklarını göstermek için şöyle bir şekilde gösterelim. X ve Y kromozomlarının arkadaşlar, şu X, şu Y kromozomu. Gördüğü gibi şuraya kadar olan bölümleri şöyle gösterelim. Şuraya kadar olan bölümleri birbiriyle aynı. Yani X ve Y kromozomunun homolog olan bölümleri vardır. Hem X kromozomunda hem de Y kromozomunda aynı genlerin taşındığı veya aynı özelliği ortaya çıkarmakla sorumlu genlerin taşındığı bölgeye ne diyoruz? Homolog bölge diyoruz şu bölgeye. Veya homolog segment de denebilir. Diğer bölümler arkadaşlar, örneğin şu bölümün gördüğü gibi herhangi bir karşılığı yok Y kromozomunda. Dolayısıyla bu bölüm içinde homolog olmayan bölge diyeceğiz. Aynı şekilde şurası arkadaşlar Y kromozomu için homolog olan bölge. İken şu bölge gördüğü gibi homoloğu yok. İşte homolog bölgelerde ve homolog olmayan bölgelerde bazı özellikler taşınır arkadaşlar. Şimdi kısaca bunlardan bahsedelim. Örneğin homolog bölgede tam renk körlüğü taşınır ve her ikisinde de bu gen vardır. Veya kseroderma pigmentosum dediğimiz, biraz sonra biraz daha detaylı değineceğiz, hastalık genini taşıyan bölge buradadır. Veya retinitis pigmentosum, pigmentosa hastalığı da yine bu bölgeye taşınır. X kromozomun Y kromozomuyla homolog olmayan bölgesindeyse arkadaşlar, yine bazı hastalıklar taşınır. Onları da kırmızıyla göstereyim. Örneğin hemofili geni burada taşınır. Yine aynı şekilde kırmızı yeşil renk körlüğü bu bölgede taşınır. Tabii Y'de de arkadaşlar, X'in homoloğunun X'te homoloğu olmayan bölümde de bazı özellikler taşınır. Ne gibi? Yapışık parmaklılık, ne gibi? Kulak kıllılığı ve balık pulluluk gibi gibi hastalıklar arkadaşlar bu bölgelerde taşınabilir. Gördüğünüz gibi X ve Y kromozomu arkadaşlar sadece
Eşeğin belirlenmesinde, yani erkek veya dişi olmasının ötesinde başka bir takım özellikler de taşıyabilirler. Biz XY kromozomunda, yani eşeğe bağlı kalıtım arkadaşlar, XY kromozomuyla ortaya çıkartılan kalıtımsal özellikleri değişik başlıklar altında inceleyeceğiz. Bunlardan ilki X kromozomuna bağlı kalıtım. Yani X kromozomuna bağlı kalıtım dediğimizde arkadaşlar, X kromozomunun Y'de karşılığı olmayan, yani X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde bulunan özelliklerden bahsediyoruz. Bu özellikleri de iki başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan ilki arkadaşlar, onu da A diyelim. X kromozomuna bağlı çekinik karakterlerin kalıtımı. Bunlar arkadaşlar, biri hemofili hastalığıdır. En tanınmışları. Diğeri de yine yukarıda yazdığımız gibi kırmızı yeşil renk körlüğüdür. Kırmızı yeşil renk körlüğü. Bu hastalıklar arkadaşlar hem hemofili hem de kırmızı yeşil renk körlüğü X kromozomunun Y'de karşılığı olmayan, yani homolog olmayan bölgesinde taşınan özelliklerdir. Ve çekinik karakterlerle taşınırlar. Dolayısıyla dişilerde görülme olasılıkları erkeklerde görülme olasılıklarına göre daha azdır. Şimdi bunun nedenlerine kısaca değinelim. İlk olarak kırmızı yeşil renk körlüğüyle başlayalım arkadaşlar. Kırmızı yeşil renk körlüğü çekinik bir genle taşındığı için ve dişilerde iki tane X kromozomu olduğu için arkadaşlar, eğer karşıdaki X kromozomu baskınsa dişilerde bu hastalık görülmez. Ancak erkeklerde bir tane X kromozom olduğu için ve bu X kromozomunda da bu çekinik karakter varsa, çekinik olmasına rağmen etkisini gösterecektir. Çünkü Y kromozomunda karşılığı yok. Bunu tablo şeklinde şöyle gösterebiliriz. Şuraya cinsiyet diyelim arkadaşlar. Dişiler için fenotipini yazalım. Ve bu bireyin genotipini yazalım. Dişiler arkadaşlar, fenotipi örneğin hasta olabilir. Eğer kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından birey hastaysa arkadaşlar, şunu kastediyoruz. İki tane X kromozom vardı bildiğimiz gibi. Hasta olduğuna göre her ikisinde de, ve çekinik karakter olduğu için her ikisinde de arkadaşlar bu özelliğin görülmesi lazım. Veya taşıyıcı olabilir. Taşıyıcı dediğimizde arkadaşlar, İki tane X kromozom olacak. Birisi sağlam gen taşıyor, diğeri ise çekinik gen taşıyor. Dolayısıyla bu birey hasta değildir. Çünkü baskın olan gen, resesif geni baskılar ve özelliğin ortaya çıkmasını, yani kırmızı yeşil renk körlüğünün ortaya çıkmasını engeller. Veya sağlam olabilir birey. Sağlam dediğimizde de hem anneden gelen hem de babadan gelen X kromozomlar üzerinde ne vardır? Sağlam genler vardır. Erkekler için ise durum farklı olacak arkadaşlar. Erkekler bu karakterler bakımından, hem hemofili bakımından hem de kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından ne değillerdir? Taşıyıcı olamazlar. Ya hastadırlar ya da sağlamdırlar. Hasta erkeğe baktığımızda, hasta erkekte X kromozomu anneden geldi, Y kromozomu babadan geldi. Hasta dediğimize göre anneden gelen kromozom arkadaşlar nedir? Hastalıklıdır. Eğer sağlamsa bu durumda anneden gelen kromozom sağlamdır diyoruz. Buna göre şöyle baktığımızda arkadaşlar, eğer bir erkek çocuğun annesi hasta ise erkek çocuk mutlaka renk körü olur. Nedeni de şu. Örneğin
şunu alalım. Anne hasta dedik. Anne hasta ise mutlaka bu iki genden birisi aşağı gelecek ve erkek çocuk dedik. Erkek çocuk olduğuna göre babadan da mutlaka Y geni gelecek. Dolayısıyla renk körü bir annenin erkek çocukları %100 renk körü olur diyoruz. Veya şöyle bir genelleme de yapabiliriz. Kız çocuğu renk körü ise ancak şu olması lazım. Baba mutlaka renk körüdür. Nedeni de şu. Şu birisi anneden gelmiş olabilir. Şunun birisi ise babadan gelecek. Babadan geldiğine göre babanın genotipi budur. Anne için bir şey diyemeyiz. Annenin genotipi şu olabileceği gibi şu da olabilir. Annenin renk körlüğü için kesin bir ifade kullanamayız. Ancak kız çocuk renk körü ise baba da mutlaka renk körüdür diyoruz. Bununla ilgili kısa bir örnek yapalım arkadaşlar anlaşılması açısından. Sonrasında devam edelim. Örneğin şöyle sağlam bir baba ile hasta bir anneyi çaprazlayalım. Bunların cinsiyetlerini de yanlarına belirtelim. Sağlam baba, renk körü anne. Sağlam babalar arkadaşlar, artık otozomal kromozomlarla hiç ilgilenmiyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü eşeysel katından bahsediyoruz. Sadece X ve Y kromozom üzerinde çalışıyoruz. Oluşacak gametlerde yaşı bulunur ya da Y kromozomu gelir. Dişi değilse arkadaşlar hasta olduğu için her ikisi de nedir? Hastalık geni taşıyan genler bulunur. Buradan arkadaşlar Punnett karesi yöntemini kullanacak olursak. Erkek, dişi. Erkekten arkadaşlar sağlam X geni geliyor ve Y geni geliyor. Dişiden ise her ikisi de gördüğü gibi hastalıklı gen gelecek. Bunları çaprazladığımızda arkadaşlar bakalım şu birey arkadaşlar gördüğü gibi X olduğuna göre dişi ve sağlam olan gen baskın olduğu için nedir? Burası sağlam veya taşıyıcı dişi diyelim. Sağlam demeyelim. Taşıyıcı dişi. Hakeza bu da aynı şekilde arkadaşlar. Taşıyıcı dişidir. Buna karşın erkek çocuklara baktığımızda erkek çocuklar arkadaşlar mutlaka hasta olması lazım. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi anne eğer hastaysa arkadaşlar erkek çocuklar da mutlaka hasta olur. Bir diğeri ise arkadaşlar bu kırmızı yeşil renk körlüğüydü. X geninde taşınan bir diğer çekinik hastalığa baktığımızda ise bu ise hemofili hastalığı. Bu arada arkadaşlar kırmızı yeşil renk körleri bu iki rengi tam olarak ayırt edemiyorlar. Hastanın özelliğini de söyleyelim. Hemofili hastalığı ise arkadaşlar hemofili de kanın geç pıhtılaşması olayıdır. Bu bulunan gen nedeniyle X kromozomuna taşınan bu gen nedeniyle arkadaşlar kan geç pıhtılaşır. Hemofili olan kız çocuklarına veya bayanlarda hemofili hastalığı daha az görülür. Ancak bayanlar ya doğum esnasında, doğmadan önce düşüş şeklinde olabilir veya doğduktan kısa bir süre sonra öldükleri için popülasyonda veya toplumda çok sık rastlanmaz. Buna karşın erkeklerde daha sık rastlanan bir hastalıktır. Nedenini de biraz önce söyledik. X kromozomunda bir tane dahi çekinik gen olması Y kromozomunda bunun karşılığı olmadığı için hasta olmasına neden olur. Dolayısıyla erkeklerde daha sık rastlanan bir hastalık. Hemofilde de yine arkadaşlar aynı şeylerden bahsedeceğiz. Örneğin öncelikle cinsiyetleri yazalım. Cinsiyet dişi erkek diyelim. Fenotipine bakalım bireylerin. Ve genotiplerini yazalım buna göre. Bu ise arkadaşlar H harfiyle gösterilir. H harfiyle gösterilir. Ve yine çekinik olarak kalıtılan bir hastalık olduğunu da zaten söylemiştik. Fenotip örneğin hasta ise kişi, dişilerden bahsediyorum. Bunun genotipi X, X üzeri, küçük h,
küçük kan şeklinde gösterilir. Çekinik karakter olduğu için fenotip etkisini gösterilmesi için arkadaşlar her iki homolog kromozomda da bulunması lazım. Taşıyıcı olabilir. Dişiler. Taşıyıcı dediğimizde yine dişi olduğu için XX. Şu sağlamlık genimiz olsun arkadaşlar. Şöyle ise gördüğü gibi hastalık geni. İşte bu birey taşıyıcıdır. Hastalık özelliğini göstermez. Ancak kendisinden sonraki nesillere bu hastalığı iletebilir. Bir de sağlam olabilir tabii ki dişi birey. XX sağlam dediğimizde de ne taşıyıcı nerede hasta bu şekilde ortaya çıkar. Erkekler ise yine bu özellik bakımından da arkadaşlar ne olamazlar? Taşıyıcı olamazlar. Ya hastadırlar ya da sağlamdırlar. Hastalık için bir tane dediğimiz gibi X kromozom üzerinde hastalık geni olması yeterli. Orada haşta göstereceğiz. Buna karşın erkek Y kromozomu gönderiyor. Sağlam olması için yine X, Y diyeceğiz. Ve şu şekilde göstereceğiz. Bunlar yine arkadaşlar aynı şekilde. Eğer ki kız çocuğunda bu hastalık görülüyorsa hastalık görülmesi için babanın mutlaka ne olması lazım? Hasta olması gerekiyor. Bununla ilgili kısa bir örnek verelim arkadaşlar. Sağlam olan erkekle taşıyıcı olan bayanı çaprazlayalım. Bunları çaprazladığımızda oluşacak gametlere bakalım. Oluşacak gametler arkadaşlar şu oluşur. Şu oluşur. Buradan ise yine iki farklı gamet oluşur. Bunlar arkadaşlar Punnett karesi yöntemiyle çaprazlayacak olursak erkek, dişi. Erkekten gelenler sağlam yan geldi ve Y kromozomu geldi. Dişiye baktığımızda ise sağlam gen ve hastalıklı gen. Bunlara baktığımızda arkadaşlar çaprazlamamızı yapalım. Şuraya baktığımızda burası arkadaşlar gördüğü gibi hastalık geni taşımıyor. Dolayısıyla sağlam dişi bireyler oluşur. Şurası ise gördüğü gibi yine hastalık geni taşımıyor. Dolayısıyla sağlam erkek diyebiliriz. Şurası gördüğü gibi bir tane arkadaşlar hastalık geni taşıyan kromozom var. Ancak diğeri baskıladığı için buna taşıyıcı diyebiliriz ancak. Taşıyıcı dişi. Erkeklerde ise taşıyıcı olması söz konusu değildi. Gördüğü gibi erkekler bir tane dahi olsa hasta oluyor. Dolayısıyla hasta erkek. Günümüzde arkadaşlar hemofili ile ilgili bazı ilaçlar enjekte edilerek kanın pıhtılaşması sağlanabiliyor. Kısmen de olsa bir tedavisi var diyebiliriz. Evet, bunlar X kromozomuna bağlı çekinik karakterlerin kalıtımıydı. Şimdi X kromozomuna bağlı baskın genlerin kalıtımından bahsedelim. Benim X kromozomuna bağlı baskın özelliklerin kalıtımı. Bu da arkadaşlar burada tek bir örnek vereceğiz. Bu da bozuk dentin hastalığı. Yine arkadaşlar X kromozomunun Y'de karşılığı olmayan yani X kromozomunun homolog olmayan bölümünde taşınan bir hastalık. Ancak bu hastalık yukarıda da bahsettiğimiz gibi baskın olarak taşındığı için dişilerde görülme olasılığı erkeklerde görülme olasılığından daha fazladır. Hastalık ise şöyledir arkadaşlar. Dişlerin yapısında bulunan dentin tabakası, dentin yapısı tam olarak gelişmediği için dişlerde çarpık veya dişlerde eğrilikler meydana gelir diyoruz. Bunu da yine şöyle gösterelim.
cinsiyetini yazalım bireyin. Fenotipini yazalım. Ve genotipini yazalım. Cinsiyet dişi ise arkadaşlar ne olabilir? Fenotip birey hasta olabilir. Ancak hastalıkta iki şekilde olabilir. Bunlar heterozigot ve homozigot şekilde olabilir. Şöyle ki genotip eğer şöyleyse arkadaşlar bunu D ile göstereceğiz. XD. Böyle de olsa arkadaşlar baskın özellikle taşındığı için taşıyıcılık söz konusu değil. Nedir? Direkt etkisini gösterir ve bireyin hasta olmasını sağlar. Veya homozigot olabilir. Her iki homolog kromozomları anneden ve babadan gelen X kromozomların her ikisinde de hastalık geni bulunabilir. Veya birey sağlam olabilir ancak ve ancak. Dişilerde taşıyıcılık söz konusu değil. Sağlam dediğimizde de hem anneden hem de babadan ne gelmesi lazım? Çekinik karakterlerin gelmesi lazım. Erkeklerde ise erkeklerin hasta olabilmesi için arkadaşlar annenin mutlaka hasta olması lazım. Çünkü X kromozomuyla taşındığı için şu X kromozomu anneden gelecektir. Dolayısıyla anneden gelirse anne taşıyıcı olamayacağı için mutlaka birey hasta olmak durumunda. Veya erkek birey sağlam olabilir. Sağlamsa da anneden hastalık geni taşımayan kromozom gelmesi lazım. Bununla ilgili de arkadaşlar kısa bir örnek verelim, geçelim. Sağlam bir hasta bir baba ile sağlam bir anneyi çaprazlayalım. Gördüğünüz gibi bozuk dentin görülen baba ve sağlam dentin bulunan anneyi çaprazladığımızda burada arkadaşlar gametler oluşturalım. Gametler şu şekilde oluşacaktır. Punnett karesi yöntemiyle bunları çaprazlayalım. Erkek, dişi. Erkekten gelen gametler şunlardı. Dişi değilse arkadaşlar her ikisinden de her iki kromozomda şöyle oluşmuştu. Buna baktığımızda şurası böyle oluşacak bu zigot. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dişi taşıyıcı olması söz konusu değildi. Bir tane baskın gen olduğu için hasta olacak. Hasta dişi. Hastalık geni olmadığı için sağlam erkek. Yine buraya baktığımızda hasta dişi. Burada ise yine sağlam erkek. Dolayısıyla burada şöyle bir genelleme yapabiliriz arkadaşlar. Babada bu hastalık görülüyorsa, yani babada bozuk dentin hastalığı görülüyorsa kız çocukların hepsinde de bu hastalık ortaya çıkar diyebiliriz. Veya şöyle diyebiliriz. Annede bu hastalık yoksa erkek çocukların hiçbirinde bu hastalık görülmez diyebiliriz. Evet, X kromozomuna bağlı kalıtım böyleydi. Şimdi Y kromozomunda bağlı kalıtıma geçelim arkadaşlar. Y kromozomuna bağlı kalıtım deyince de biraz önceki şekilden hatırlayacak olsak Y kromozomunun da yine X kromozomuna karşılık gelmeyen yani homoloğu bulunmayan bölgesi vardı. İşte bu bölgede taşınan özelliklerden, bu bölgede taşınan hastalıklardan kısaca bahsedeceğiz. Bunlar arkadaşlar Y kromozomuna taşındığı için ve dişilerde Y kromozomu olmadığı için sadece erkek bireylerde görülen hastalıklardır. Ne gibi hastalıklar? Bunlar örneğin balık pulluluk, örneğin kulak kılılığı ve yapışık parmaklılık. Bunlarla ilgili tablolardan vesaire bahsetmeyeceğiz. Çünkü çok gerek yok. Dediğiniz gibi Y kromozomunda varsa hastadır, yoksa hasta değildir. Bu kadar basit. Hastalıklardan kısaca bahsedelim. Örneğin kulak kılılığı hastalığı. Yetişkinlikle beraber arkadaşlar vücut kıldanırken kulaklarda da yoğun bir kıl tabakası oluşabilir. Ve bu haliyle devam edip gidiyor. Özellikle bazı yerli kabilelerinde arkadaşlar bu tür hastalıklar rastlanabilir. Yapışık parmaklılık dediğimizde de ayak parmaklarında arkadaşlar baş parmağın yanındaki ikinci ve üçüncü parmak arasındaki açıklık tam olarak açılmamıştır.
ve kazların ayağındaki gibi sanki bir perde vardır. Dolayısıyla parmaklar birbirine yapışıktır. Bu da yine sadece nedir? Erkeklerde görülen, dişilerde görülmeyen bir hastalık. Bir diğer balık pululuk ise deri arkadaşlar, siyah siyah deri siyah bir renk alıyor ve balık puluymuş gibi bir görünüm kazanıyor. Buna da balık pululuk hastalığı diyoruz. Bu da arkadaşlar İngiltere'de bir ailede ortaya çıkıyor. 4 nesil 5 nesil boyunca araştırıldığında, takip edildiğinde sadece oğullarda görüldüğü, yani dişilerde görülmediği, sadece erkeklerde görüldüğü anlaşılıyor ve Y kromozomuyla kalıtıldığı da bu şekilde ortaya çıkarılmış oluyor. Y kromozomuna bağlı kalıtım böyleydi. Bir de hem X hem de Y kromozomuna bağlı kalıtım var. Üçüncüsü hem X hem de Y kromozomuna bağlı kalıtım. Bu özellikler arkadaşlar, şu yine kabaca gösterecek olursak, X kromozomuydu, Y kromozomu demiştik. Her ikisinin homolog olan bölgesi vardı hatırlayacak olursanız. Şu bölgeler her ikisinde de homologtu. İşte homolog olan bölgede taşınan, dolayısıyla hem X kromozomunda hem de Y kromozomunda bulunan genler tarafından ortaya çıkartılan özelliklerden bahsediyoruz. Bunların kalıtımı arkadaşlar, normal otozomal kromozomlarda özellikler nasıl kalıtılıyorsa, X ve Y kromozomunda da, eşeysel kromozomlarda da aynı şekilde kalıtım söz konusu. Dediğimiz gibi tam renk körlüğü bu bölgede kalıtılır, bu şekilde kalıtılır. Yine retinitis pigmentosa dediğimiz hastalık, retinitis pigmentosa dediğimiz hastalık yine nedir? Bu bölgede taşınır. Retinitis pigmentosa'dan kısaca bahsedecek olursak arkadaşlar, retinada pigment birikimi meydana geliyor. Bu pigment birikimi nedeniyle kısmen veya tamamen körlük olayı meydana geliyor. Dediğimiz gibi X ve Y kromozomunun homolog olan bölgesinde taşınır ve baskın özellikle taşınan bir nedir? Baskın genle taşınan bir özelliktir, bir hastalıktır. Bir diğer hastalık ise yine aynı bölgede taşınan xeroderma pigmentosum. Bunda ise arkadaşlar retina ışığa karşı aşırı hassas, aşırı duyarlı ve genelde bu hastalar çok yaşları ilerlemeden genç yaşlarda ölürler diyoruz. Öldürücü bir hastalık olabilir. Çekinik bir genle taşınır diyoruz. Evet, hem X hem Y kromozomuna bağlı kalıtımda böyle, dediğimiz gibi otozomlarda kromozom nasılsa bunlarda da kalıtım bu şekilde gerçekleştiriliyor. Şimdi kromozomlardaki değişimlerden bahsedelim arkadaşlar. Bununla ilgili kromozomların yapı ve sayısındaki değişimler diyelim başlığımız için. Kromozomların yapı ve sayısındaki değişimler. Kalıtsal materyalde, yani DNA'da veya kromozomlarda arkadaşlar meydana gelen değişimlere biz mutasyon adı veriyoruz. Bu mutasyonlar gen düzeyinde olabileceği gibi, yani genlerin yer değiştirmesi, genlerin kopması gibi olabileceği gibi kromozomal düzeyde de olabilir. Yani bir kromozomun ayrılmadan bir başka kromozomla beraber gitmesi, kromozom sayısının artması veya kromozom sayısının eksik kalması gibi nedenlerden dolayı da mutasyonlar meydana gelebilir. Bunlar arkadaşlar genelde canlılarda hastalıklara yol açan, canlılarda anomalliklere yol açan ne diyelim değişimlerdir diyoruz. Öncelikle arkadaşlar kromozomların yapısının değişmesinden bahsedelim. Bunlardan ilk arkadaşlar deresyon. Deresyon dediğimizde arkadaşlar kromozomların parça kaybetmesi diyoruz. Kromozomların parça kaybetmesi. Bunu şöyle gösterebiliriz homolog kromozomlarımızda. Şu bir kromozomumuz olsun, şu diğer kromozomumuz olsun. Örneğin şurada A geni, B geni
D geni ve E geni bulunsun. Şurada ise yine A geni, B geni, D geni ve E geni bulunsun. Bunlar arkadaşlar homolog kromozomlar. Yani biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlar. Delesyon dediğimizde arkadaşlar, örneğin şurada B ile gösterdiğimiz kromozom kopuyor ve ne diyelim, herhangi bir yere yapışmadan ortadan kayboluyor. Yani bir sonraki şekle geçtiğimizde B tamamen ortadan kaybolduğu için şeklimiz şu hale geliyor. A, D, E. Kaç taraftayız arkadaşlar? A, B, D ve E şeklinde. Dolayısıyla burada arkadaşlar örneğin B geni baskın gen olduğu için küçük B'yi, yani resesif olan geni baskılıyordu ve farklı bir genotip, farklı bir fenotip ortaya çıkıyordu. Ancak şurada ise gördüğü gibi çekinik olan genin karşısında B geni olmadığı için arkadaşlar nedir? Resesif özellik kendisini gösterir. Dolayısıyla fenotipte ve genotipte de değişimler meydana gelebilir diyoruz. Bir diğer arkadaşlar, ikincisi inversiyon. Bunlar arkadaşlar kromozomdan kopan parça ters dönüyor ve tekrar aynı yere yerleşiyor, aynı yere yapışıyor. Kromozomdan bir parçanın ters dönerek tekrar yapışması. Bunu da şöyle gösterebiliriz yine homolog kromozomlarda. Aynı şekilde gösteririm. A, B, D, E demiştik. A, B, D, E diyelim. Bunda arkadaşlar dediğimiz gibi örneğin kromozom şuradan ve şu bölgeden koptu. Koptuktan sonra B ve D ters dönerek tekrar kromozoma yapışıyor. Yani şeklimiz, bir sonraki şeklimiz şu oluyor. Yine bu arada şunlar homolog kromozom. Dolayısıyla şeklimiz şöyle oluyor. A, A'dan sonra B geliyordu ancak ters dönüp yapıştığı için A'dan sonra D geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla B aşağıda kaldı ve E. Karşı taraf ise A, B, D, E şeklinde oluştu. Dolayısıyla görüldüğü gibi karşılarında homologlar olmadığı için veya alelgenler bulunmadığı için canlılarda bir takım anomaliklere neden olur diyoruz. Bir diğer arkadaşlar duplikasyon. Duplikasyonda kromozomdan kopan veya homolog kromozomların birisinden kopan bir parça gidip diğer homolog kromozoma yapışıyor. Kromozomdan kopan bir parça homoloğu olan kromozoma yapışır. Bunu da yine şekil üzerinde gösterdim anlaşılması açısından. Duplikasyonda ise durum şu arkadaşlar. Yine homolog kromozomlarımızı çizelim. A, B, D, E. A, B, D, E. Burada arkadaşlar örneğin şu bölge kopsun. Bu bölge koptuktan sonra gidiyor. Yine şunların homolog kromozomlar olduğunu belirtelim. Ve şöyle bir yapı oluşabilir. Koptuğu için arkadaşlar burası D ve E şeklinde kaldı. Diğer yer ise A, B, A, B, D ve E şeklinde. Gördüğü gibi şu parça arkadaşlar şuradan koptu ve diğer homolog kromozomun üzerine yapıştı. Sonuysa arkadaşlar
kromozomların yapısının değişmesiyle alakalı. Sonuncusu translokasyon. Translokasyondaysa arkadaşlar, homolog olmayan kromozomlar arasındaki parça değişimini söylüyoruz. Parça değişimi. Bunu yine şekilde gösterelim ve daha anlaşılır olsun. Yine A, B, D, E diyelim. Dediğimiz gibi homolog kromozomlar olmayacaktır arkadaşlar. Şurayı da şöyle gösterelim. Örneğin R olsun ve K olsun. Bu bölgede örneğin arkadaşlar, şurası kopsun ve şurası kopsun ve parçacık değişim meydana gelsin. Parçacık değişimi sonucunda şöyle oluşur. R, B, D, E, diğer kromozom ise A ve K şeklinde oluşur. Bu olaya ise arkadaşlar ne diyoruz? Translokasyon adı veriyoruz. Evet, kromozomların yapısının değişmesi böyleydi. Kromozomların bir de sayısının değişmesi söz konusu. Şimdi kromozomun sayısının değişmesinden bahsedelim arkadaşlar. Kromozomların sayısının değişmesi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, canlılar kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmak için, üremek için, hücre sayılarını artırmak için hücre bölünmeleri geçiriyorlardı. Bu mitoz olabileceği gibi mayoz bölünmeleri geçiriyorlardı. İşte bu bölünmeler esnasında arkadaşlar, örneğin üremeden bahsediyorsak, mayoz bölünmeler esnasında, mayoz 1'de hatırlayacak olursak 10. sınıftaki konularımızdan, mayoz 1'de homolog kromozomlar zıt kutuplara çekilirdi. Mayoz 2'de ise bir homolog kromozom üzerinde bulunan kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilirdi. İşte eğer ki homolog kromozomlar mayoz 1'de ayrılmadan aynı kutba giderse veya mayoz 2'de kardeş kromatitler ayrılmadan aynı kutba giderlerse, bu durumda bazı üreme hücrelerinin kromozom sayısı fazlayken bazı üreme hücrelerinin kromozom sayıları eksik olabilir. Bunlar da normal bir spermle veya normal bir yumurta ile döllendiklerinde ise arkadaşlar, dolayısıyla türe özgü kromozom sayısının bir eksiği veya türe özgü kromozom sayısının bir fazlası kadar ne oluşabilir? Bireyler oluşabilir. Yani kastettiğimiz olay şu. Normalde arkadaşlar 44 artı XX 44 artı XY diyelim. Buradan meydana gelecek olan bir yerlerde 44 artı XX veya 44 artı XY şeklinde oluşuyordu veya 46 kromozom oluyordu. Ancak ayrılmama olayları nedeniyle şu olabilir. 2N eksi 1 veya 2N artı 1 şeklinde bireyler oluşabilir. Yani 46 kromozomluydu. 46 değil, 45 kromozomlu bireyler oluşabilir. Veya 46 kromozomlu değil, 47 kromozomlu bireylerde oluşabilir. Bunlar da yine değişik anomalikler söz konusu, değişik hastalıklara, ölümlere neden olabilecek olaylardır. Kromozomların ayrılmaması olayı da. Biz kromozomlarda ayrılmamayı da iki başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar ilki otozomlarda ayrılmama, ikincisi ise gonozomlarda ayrılmama diyeceğiz. Öncelikle otozomlarda ayrılmama olayından bahsedelim. Yani vücut özelliklerini ortaya çıkartan, ne diyelim, kromozomlarda ayrılmam olursa, birincisi otozomlarda ayrılmama. Otozomlarda ayrılmama oluyor arkadaşlar. Genelde bayanlarda, dişilerde yumurta oluşturulurken, yumurta oluşumu esnasında
ayrılmama sonucunda 21. kromozom arkadaşlar çift olarak gidiyor. Yani anneden bir tane 21. kromozom gelecekken anneden iki tane 21. kromozom geliyor. Dolayısıyla bir tane babadan geliyor. Dolayısıyla kromozom sayısı artıyor. Yani 47 kromozomlu bireyler ortaya çıkıyor. İşte bu 47 kromozomlu bireylere, yani 21. kromozomun sayısının bir fazla olduğu bireylere biz Mongol veya Mongol deriz. Bu hastalarda Mongolizm veya Down sendromu adı verilir. Down sendromu denmesi nedeniyle bu hastalığı ortaya çıkaran İngiliz bilim adamının adı, İngiliz doktorun adı Down olduğu için Down sendromu veya kendisinin dediği şekilde Mongolizm hastalığı da denebilir. Olay şöyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. Normal bir anne 44 artı XX, normal bir baba 44 artı XY. Annede dediğimiz gibi mayoz bölünme esnasında ayrılmama sonucunda normalde 22 artı X, 22 artı X oluşacaktı. Burada arkadaşlar 21 artı X veya 23 artı X şeklinde bireyler oluşabilir. Babada ise yine 22 artı X, 22 artı Y. Problem yok. Bunları çaprazladığımızda arkadaşlar gördüğü gibi 43 artı XX artı XY artı XX ve 45 artı X, Y şeklinde bireyler oluşabilir. Burada arkadaşlar eğer vücut kromozomları eksikse ki burada gördüğü gibi vücut kromozomları yani otozomal kromozomlar eksik. Bu durumda arkadaşlar birey ölür. Yaşamını devam ettiremez. Yani fetüs gelişmez diyoruz. Burada ise arkadaşlar 45 kromozom var. Yani bir kromozom fazla. Burada ise bireyin dişi olduğunu görüyoruz. XX. Dolayısıyla Mongol dişi. Burada ise birinin erkek olduğunu görüyoruz. Mongol erkek. Mongolizm hastalığındaki bireyler arkadaşlar genelde görünüşleri hepsi birbirine benzer. Boylar genelde tıknaz, kısadır. Eller geniş, parmaklar küt şekilde, parmaklar yine aynı şekilde kısadır. Zeka geriliği görülen bireylerdir. Ve genelde arkadaşlar genç yaşlarda ne diyelim? Ölebilen canlılardır, ölebilen insanlardır diyelim. Böyle bir hastalık. Otozomlarda ayrılmama böyleydi. Şimdi gonozomlarda ayrılmama olayına geçelim arkadaşlar. İkincisi gonozomlarda ayrılmama. Tabi arkadaşlar bunları biz vücut kromozomları veya eşeysel kromozomlar diyoruz ancak şunu da belirtmeden geçmemek gerekiyor. Bir canlının vücudundaki yani iki en kromozomu sahip bir bireyin vücudundaki üreme hücreleri hariç yani spermler ve yumurtalar hariç tüm hücrelerde arkadaşlar hem ne diyelim otozomlar yani hem şu 44 dediğimiz otozomlar hem de şurada XX veya XY ile gösterdiğimiz eşeysel kromozomların hepsi bulunuyor. Öğrencilerin genelde yanlış anladığı bir olay söz konusudur. X ve Y'ler sadece üreme hücrelerinde bulunan özellikler değildir. Sadece üreme hücrelerinde bulunan kromozomlar değildir. Aynı zamanda tüm vücut üzerimizde 44 artı XX veya 44 artı XY şeklinde bulunur. Genel bir yanlış anlaşılma. Evet, gonozomlarda ayrılmama geldiğimizde gonozom dediğimizde arkadaşlar eşeysel karakterleri belirleyen kromozomlardan bahsediyorduk. Yani X ve Y kromozomundan bahsediyorduk insanlar için. Bunlarda da arkadaşlar yine mayoz bölünmede özellikle mayoz 1'de ayrılmama söz konusu olabilir veya mayoz 2'de de yine ayrılmama söz konusu olabilir. Bunu şöyle tabloyla gösterecek olsak arkadaşlar örneğin kendisine eşlemiş bir homolog kromozom mayoz bölünme esnasında. Bu dişi olsun arkadaşlar. XX, XX. Şu ise erkek olsun. XX, Y. Bu arkadaşlar normalde
Önce homolog kromozomlar ayrılacaktı. Homolog kromozomlar ayrıldıktan sonra kardeş kromatitler ayrılacaktı vesaire. Ancak şöyle bir durum oluyor ve meyoz 1'de ayrılma olayı meydana geldiğinde veya ayrılma olayı meydana geleceğinde diyelim arkadaşlar. Şunların homolog kromozomundan birisi bir kutba, diğeri diğer kutba gitmesi lazımdı. Dolayısıyla bölünme sonucunda iki ayrı hücreye gitmeleri lazımdı. Şu olabiliyor, ayrılmıyorlar ve aynı hücrede kalıyorlar. Dolayısıyla şurada gördüğünüz gibi herhangi bir üreme hücresi yok. Erkekte ise durum normal devam etsin. Y kromozomları. Ardından arkadaşlar bu meyoz 1'di. Meyoz 2'de ise normal bölünme gerçekleşsin. Şu ayrıldığında arkadaşlar. X, X, Y, Y. Burası ise arkadaşlar meyoz 2. Bu da işte döllenme olayı meydana geldiğinde arkadaşlar. Şunu teker teker dağıttığımızda örneğin ne oluşur? X, X, X şeklinde birey oluşabilir. Başka Y kromozomlu bireyle çaprazlandı arkadaşlar. X, X, Y oluşabilir. Başka şunlar şuradakini döllediğinde arkadaşlar haliyle ne oluşur? Veya şunlar şunu döllediğinde sadece X sıfırlı veya Y sıfırlı bireyler oluşabilir diyoruz. Bu tür kombinasyonlar var. Burada arkadaşlar değişik hastalıklar ortaya çıkacak. Örneğin şuna diyeceğiz ki süper dişi, şuna diyeceğiz ki biraz sonraki göstereceğiz. Buna diyeceğiz ki Klinefelter erkeği, Turner dişisi. Bu ise yaşamayacak arkadaşlar. Bir bireyde eğer X kromozomu yoksa arkadaşlar birey yaşamını devam ettiremez. Çünkü yaşamla ilgili bazı genler X kromozomu üzerinde bulunur. Y kromozom olmadan canlılar yaşayabilir ki dişilerin hiçbirinde yok. Buna karşın X kromozomu olmadan canlılar yaşayamaz. Mutlaka bir tane X kromozomu olması gerekiyor. İşte bu şekilde arkadaşlar meyoz 1'de veya meyoz 2'de de şurada ayrılma olabilirdi. Meyoz 2'de ayrılmazsa iki tane Y kromozom beraber gider. Bu durumda biraz sonra bahsedeceğiz. Süper erkek oluşumu söz konusu. Ayrılmama olayları sonucunda arkadaşlar değişik anomallikler, değişik hastalıklar ortaya çıkabilir. Şimdi bu hastalıklara kısaca değinelim teker teker. Bunlardan ilk arkadaşlar gonozomlarda ayrılmama nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardan ilki adeyim Klinefelter sendromu. Klinefelter sendromunda olay şu arkadaşlar. 44 artı X X dişisi ile 44 artı X Y erkek çaprazlama yaptığımızda örneğin ayrılma olayı meydana geldiyse 22 artı XX ayrılma dişi de meydana geldiyse şu anda yazıyorum. 22 artı 0 22 artı X ve 22 artı Y. Bunu arkadaşlar Punnett karesiyle birleştirecek olursak erkekten arkadaşlar normal genler geliyordu. Normal gametler geliyor. Dişiye baktığımızda ise ayrılma meydana gelmemiş. İki tane X kromozom var. Burada ise hiç arkadaşlar eşeysel kromozom yok. Bu duruma baktığımızda arkadaşlar çaprazlamayı yapalım. 44 artı X X X başka 44 artı X 0 yine 44 artı X X Y ve 44 artı Y 0. Gördüğü gibi arkadaşlar burada şuna süper dişi diyeceğiz.
Şurada Klinefelter erkek olacak, Y kromozom olduğu için. Şu ise Turner dişisi. Şu biri ise arkadaşlar ölecek. İşte Klinefelter dediğimizde, Klinefelter'de arkadaşlar yazalım, XXY şeklinde eşeysel kromozomlar bulunan canlılardan bahsediyoruz. XXY arkadaşlar dediğimiz gibi Y kromozomu olduğu için erkek bireylerdir. Yine vücut özellikleri genelde birbirlerine benzer. Şöyle ki genelde uzun boylu, uzun kollu, uzun bacaklı. Buna karşın göğüs yapıları dişilere benzeyebilir. Testisler küçük ve kısır olan bireylerdir. Tabi bu hepsinde böyle olmayabilir. Bazı bireyler Klinefelter olduğunu dahi yıllar sonra öğrenebilirler. Böyle de bir hastalık. Burada arkadaşlar biz X kromozomunda ayrılmadan bahsettik. Yani dişideki ayrılmadan bahsettik. Ancak Klinefelter oluşurken erkekte de ayrılma olayı meydana gelebilir. Yani erkekten XX kromozomu gelirse yine aynı şekilde düzeltiyorum. Erkekte XY kromozomu beraber gelirse yine Klinefelter sendromu da oluşabilir. Şöyle onu da gösterelim. Örneğin dişide bölünme normal meydana geldi ve 22 artı X oluştu. Erkekte ise arkadaşlar 44 artı XY idi. 22 artı XY ve 22 artı 0 şeklinde oluştu. İşte şunlar bir araya gelirse arkadaşlar illa dişide problem olmasına gerek yok. Dişide ayrılmama olmasına gerek yok. Erkekte de ayrılmama olayı görülürse yine XXY şeklinde Turner düzeltiyorum. Klinefelter erkeği oluşabilir. Bir diğer arkadaşlar B diyelim. Turner sendromu. Turner'da arkadaşlar X sıfırla göstereceğiz. Şunları da mavi yazalım. X sıfırla göstereceğiz. Burada arkadaşlar yine dişide meydana gelen, mesela dişiden hiçbir, şöyle göstereyim anlatarak. Böyleyken arkadaşlar dişide 22 artı XX ve 22 artı 0 gelebilir. Erkekten ise yine 44 artı XY dedik. 44 artı 22 artı X ve 22 artı Y olup şunlar bir araya geldin arkadaşlar ne oluşur? 44 artı X 0. İşte Turner dişi. Dişide ayrılmam olursa böyle. Erkekte de yine ayrılmam olayı meydana gelebilir. Erkekte ayrılmama meydana geldiğinde de yine şöyle oluşabilir. Dişide normal olarak şu oluşturuldu arkadaşlar. 22 artı X. Erkekte ise 44 artı XY dedik. Ayrılma olayı erkekte meydana gelirse bu durumda 22 artı XY ve 22 artı 0. İşte şu iki gamet bir araya gelirse arkadaşlar 44 artı X 0 şeklinde Turner dişisi oluşur. Turner dişiler de arkadaşlar genelde zeka geriliği görülür. Ve yine kısır bireylerdir diyoruz. Evet, Turner sendromu böyleydi. Süper dişiye bakalım arkadaşlar. Süper dişilerin arkadaşlar dış görünüşü normal bireyler gibidir. Normal dişiler gibidir. Burada X, X, X. Ve doğurgan bireylerdir. Üreme sistemlerinde herhangi bir problem yoktur. Bu yine dişide veya erkekte ayrılmama sonucunda meydana gelebilir. Özellikle dişide ayrılmama sonucu arkadaşlar iki tane X kromozomu gelip erkekten de X kromozomunun gelmesiyle beraber şöyle gösterelim. Burada arkadaşlar 22 artı X, X gelir. Burada ise 22 artı X, 22 artı Y. Tabi şurası bir tane de 22 artı 0 olacak. Şunlar bir araya gelirse arkadaşlar 44 artı X, X, X şeklinde süper dişi oluşabilir diyoruz. Bir de arkadaşlar süper erkek var.
Bu ise arkadaşlar mayoz 2'de ayrılmama olayı sonucu. Sonuçta şuradaki Y kromozomu kendisine eşliyor ve 2 tane Y kromozom bulunuyor. İşte mayoz 2'de ayrılmama olayı meydana gelirse arkadaşlar bu durumlarda X, Y, Y şeklinde bireyler oluşabilir. Bu bireyler diğer bireylere göre boyları daha uzun, daha iri. Ancak zeka geriliği, bir miktar zeka geriliği görülebilen canlılardır. Süper erkekler yine suç işlemeye de eğilimli bireyler olduklarına dönük ne diyelim saptamalar söz konusu. Evet arkadaşlar bu dersimizde modern genetiğe giriş yaptık. Kromozomlardan bahsettik. Otozomal kromozomlardan, gonozomal kromozomlardan, eşeysel kromozomlara taşınan hastalıklardan, X geninde veya X kromozomunda Y kromozomu taşınan hastalıklardan bahsettik. Sonrasında ise mutasyonlardan bahsettik. Ayrılma modellerinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de eksik baskınlık ve eş baskınlıktan kısaca bahsedeceğiz. Şu ana kadarki verdiğimiz örneklerde yaptığımız çözümlemelerin hepsinde bir genin diğer gene baskın olduğundan bahsettik. Örneğin dedik ki sarı tohum yeşil tohuma baskındır. Yine aynı şekilde kobaylardan örnek verirken dedik ki kısa kıl geni uzun kıl genine baskındır gibi. Ancak bu canlılarda her zaman bu şekilde gerçekleşmez. Bazen genler birbirine eksik baskındır. Yani bir gen diğerini tam olarak baskılayamaz ve her ikisinin arasında bir özellik ortaya çıkar. Bunu özellikle aslan ağzı gibi, Endülüs tavukları gibi, aslan ağzı bitkisi veya Endülüs tavukları gibi canlılarda gözlemleyebiliriz. Burada eksik baskınlık söz konusu olduğu için, biri diğerine tam baskın olmadığı için büyük harfle veya küçük harfle gösterim söz konusu olmayacak. Her ikisini de ayrı ayrı göstereceğiz. Eğer ki örneklerle açıklamaya başlayacak olursak, aslan ağzı bitkisine baktığımızda arkadaşlar, aslan ağzı bitkisinin normalde iki rengi vardır. Bunlar kırmızı ve beyaz şeklinde. Şöyle gösterelim. Şu erkek olanı temsil etsin. Ve şu şekilde R, K diyorum. R, K. Bu genotipiydi arkadaşlar. Fenotipine baktığımızda ise bunun fenotipi kırmızı. Bunun da beyaz bir RB ile gösteriyoruz bunları da. Dediğimiz gibi herhangi bir baskınlık söz konusu olmadığı için, eksik baskınlık söz konusu olduğu için büyük veya küçük harfle göstermiyoruz. Buysa arkadaşlar beyaz çiçekli aslan ağzı bitkimiz olsun. Bu da arkadaşlar gametlere baktığımızda gamet olarak buradan mutlaka şu gelecek. Diğer taraftan ise mutlaka şu gelecek. Dolayısıyla F1 dölüne baktığımda arkadaşlar F1 dölünde RK, RB şeklinde oluşacak. Dolayısıyla 1 bölü veya %100 diyelim. %100 ne diyelim? Heterozigot karakter, heterozigot genotipli birey. Bunun fenotipine baktığımızda arkadaşlar fenotipe baktığımızda ise kırmızı beyaza eksik baskın olduğu için arkadaşlar burada %100 oranında pembe renkli bireyler oluşur. Görüldüğü gibi kırmızı veya beyaz oluşmadı. F1 türündeki bireylerin fenotipi arkadaşlar anneden ve babadan başka bir renk oluştu. F1 türünün çaprazlamasına baktığımızda ise F1 türünü çaprazlasak arkadaşlar F1 dölü buydu. Kendisiyle çaprazlıyoruz. Yani buna kendileştirme de diyorduk. Kendisiyle çaprazlama olayına. Burada bakıldığında arkadaşlar ne gelecektir? Şuradan RK ve RB şeklinde gelecek. Şuradan yine RK ve RB şeklinde gelecek gametler. F2 dölüne baktığımızda arkadaşlar F2 dölünde ne gelecek? RK, RK. Şöyle gösterelim. RK, RB. Yine RK, RB. Ve RB,
RB. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar, fenotipine baktığımızda bunların fenotip kırmızı, pembe, bu da pembe, beyaz. Dolayısıyla fenotip ayrışım oranı ne şekilde oluşuyor arkadaşlar? 1, 2, 1 şeklinde oluştuğu fenotip ayrışım oranı. Bunu normal homozigot çaprazlamada düşündüğümüzde arkadaşlar, homozigot çaprazlamada nasıl oluşuyordu? 3, 1 şeklinde oluşuyordu. Burada ise 1, 2, 1 oldu. Çünkü homozigot çaprazlamada normal baskınlık olanında arkadaşlar, şu bireylere hangisi baskınsa, örneğin kırmızı baskınsa bunlar da kırmızı oluyordu. Dolayısıyla 3, 1 oluyordu. Ancak burada eksik baskınlık söz konusu olduğu için gördüğünüz gibi fenotip ayrışım oranı da değişti. Bu şekildeydi. Bir de endürüs tavuklarında duruma bakalım arkadaşlar. Endürüs tavuklarında durum ise burada kırmızı ve beyazın arasında bir renk oluşuyordu. Buna karşın endürüs tavuklarında ne anneye ne de babaya hiç benzemeyen veya her ikisinin bir karışımı olmayan renk de ortaya çıkabilir. Endürüs tavuklarındaki duruma bakalım arkadaşlar. Şuraya genotip olsun. Genotip olarak erkek bireyin genotipi B ile gösteriyorum. Beyaz olduğunu belirtmek için. Dişiye de arkadaşlar siyah diyorum. S ile gösteriyorum. Bu da arkadaşlar fenotiplerine bakalım. Erkek bireyin fenotipi beyaz. Dişi bireyin fenotipi ise siyah. Gametlerine bakalım arkadaşlar. Gametler burada mutlaka şu şekilde bir gamet gelecek. B şeklinde bir gamet gelecek. Dişiden ise arkadaşlar şöyle bir gamet oluşacak. Dolayısıyla F1 dönüne baktığımızda F1 dönünün genotipi arkadaşlar EB EC şeklinde oluşacaktır. %100 oranında. Fenotipine baktığımızda ise F1 dönünün bu arkadaşlar mavi renk verir. Yani erkek birey baba beyazken, dişi birey yani anne siyahken arkadaşlar F1 dönündeki yavru bireyler, oğul bireyler ne oluştu? Mavi oldu. %100 oranında birbirlerine eksik baskın oldukları için. F1 dönünün çaprazlamasına bakacak olursak, F1 dönünü kendileştirirsek arkadaşlar bu durumda EB ES ile EB ES'yi çaprazlarsak arkadaşlar gametlere bakalım. Buradan iki çeşit gamet gelir. Buradan da iki çeşit gamet gelecek. Bu ikisinin çaprazlaması da arkadaşlar F2 diyorum. F2 dönü. F2 dönüne baktığımda EB EB yine oklarımıza gösterelim. EB ES. EB ES. Ve şunu da gösterelim. ES ES. Burası baktığımız arkadaşlar bunların fenotipine bakalım. F2 dönünün fenotipi beyaz. Şunların her ikisi de arkadaşlar nedir? Mavi. Bu ise siyah. Dolayısıyla fenotip ayrışım oranına baktığımızda ise arkadaşlar 1, 2, 1. Gördüğü gibi endürüs tavuklarında da aynen aslan ağzı bitkisinde, çiçeğinde olduğu gibi arkadaşlar eksik baskınlık sonucu F2 dönünde fenotip ayrışım oranı arkadaşlar 1, 2, 1 şeklinde ortaya çıktı. Eş baskınlık ise arkadaşlar, eş baskınlık ne diyelim, eksik baskınlıktan çok ufak bir farkla ayrılır. Normalde genelde kaynaklarda aynı şekilde verilir. Eş baskınlık ve eksik baskınlık aynı şeylermiş gibi verir. Ancak ufak tefek farklılıklar var. Bunlar şu. Eş baskınlıkta arkadaşlar iki alel fenotipi bağımsız olarak etkiler. Yani eksik baskınlıktan farkı ne diyecek olursak, farkı şu arkadaşlar, beraber bulunduklarında, iki alel beraber bulunduklarında her iki alelinde
etkisini göstermesidir farkı. Burada arkadaşlar kırmızı ve beyazın arasında olan bir renk oluşmuştu. Pembe oluşmuştu. Diğer tarafta hakeza öyle. Ancak eş baskınlıkta her iki alelde etkisini gösteriyor. Bambaşka bir fenotipte birey oluşuyor. Her ikisinin arasında bir birey oluşmaz. Bunu en güzel MN kan grubu sisteminde görüyoruz arkadaşlar. Onu örneklendirelim. Eş baskınlıkta. MN kan grubunu bu dersimizin sonuna doğru daha detaylı vereceğiz. Ancak şimdi burada kısaca arkadaşlar eş baskınını anlatmak için değinelim. MN kan grubu. Arkadaşlar MN kan grubu dediğimiz olay normal nasıl ki AB0 kan gruplarımız varsa bizim aslında MN kan grupları da mevcuttur. Ancak kan alışverişlerinde çok önemli olmadığı için, vücutta bunlarla ilgili antikor bulunmadığı için çok fazla bilinmez. MN kan grubuna baktığımızda arkadaşlar, eğer bir bireyin genotipi MM ise bu bireyin fenotipi M şeklinde oluşur. Veya şöyle yazalım. Genotip fenotip. Eğer M ise arkadaşlar genotipi, bunun fenotipi M'dir. Ve bu bireyin arkadaşlar alyuvarlarının üzerinde M antijeni bulunur. Eğer birey N genotipine sahipse bunun fenotipi N'dir. Bunun arkadaşlar yine alyuvarında N antijeni vardır. Dediğimiz gibi bu antijenlere karşı antikor üretilmiyor. Eğer bireyin genotipi MN ise bu durumda arkadaşlar fenotip MN'dir ve hem M hem de N antijeni vardır bireyde diyoruz. Buna ise eş baskınlık diyoruz. Bunu da yine bir çaprazlamayla örnekleyecek olursak arkadaşlar. Diyelim ki şu tarafa çizeyim. Şurayı silerek. Baba M kan grubunda. Anne ise N olsun arkadaşlar. Buradan gametlere baktığımızda arkadaşlar gamet olarak direkt ne olacaktır? Buradan M gelecektir. Buradan N gelecektir. F1 dönüne baktığımızda arkadaşlar F1 dönü %100 oranında MN. Yani ne anneye ne de babaya benzemeyen bambaşka bir genotip, bambaşka bir fenotip. F1 dönülerini çaprazladığımız arkadaşlar. F1 kendi değiştirdiğimizde MN ile MN'yi çaprazlarsak ne gelir? Şuradan M gelebilir, N gelebilir, M gelebilir, N gelebilir. Bu durumda arkadaşlar MM MN MN ve N. Yani burada da fenotip ayrışım oranı arkadaşlar. Burası F2 dölü. 1 2 1 şeklinde olur. Buna da yine eş baskınlık diyoruz. Dediğimiz gibi pek çok yönden hem fenotip ayrışım oranı açısından veya diğer olaylar açısından eksik baskınlığa çok benzer. Fark olarak farkı inleyecek olursak arkadaşlar beraber bulunduklarında her iki alelinde etkisini göstermesi eş baskınlıkta eksik baskınlık arasındaki fark. Eksik baskınlıkta bir gen baskın olan gen baskınlığını gösteremiyordu. Tam olarak baskın olamıyordu. Burada ise her ikisi de arkadaşlar her iki alelde etkisini fenotipte gösteriyorlar. Evet eksik baskınlık ve eş baskınlık kısaca böyleydi. Şimdi artık arkadaşlar çok alelli kalıtıma geçelim. Çok alelli kalıtım.
veya multiple alellik de denebilir. Şimdiye kadar arkadaşlar gördüğümüz alellerde genelde hep iki alelden bahsettik. Dedik ki sarı, yeşil, buruşuk, düzgün, uzun, kısa, siyah, kahverengi gibi. Hep iki alelden bahsettik. Ancak doğada arkadaşlar pek çok özellik birden fazla alelle kalıtılır. Yani işte yeşil göz rengi, mavi göz rengi, kahverengi göz rengi, siyah göz rengi gibi. Pek çok değişik alel söz konusu. Bunların en tanınmışı, en bilinen arkadaşlar AB0 kan grubu. AB0 kan grubunu örnek verecek olursak AB0 kan grubu. Burada arkadaşlar bir çok alellik, bir multiple alellik söz konusudur. Gördüğünüz gibi A aleli vardır, B aleli vardır ve sıfır aleli vardır bir popülasyon içerisinde. Bir popülasyon içerisinde arkadaşlar multiple alellikte 3 veya 3'ten daha fazla sayıda ne bulunabilir? Alel bulunabilir. Ancak bir bireyde bunların sadece ve sadece ikisi bulunabilir. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. İneliyorum. Bir popülasyonda çok alelli kalıtılan genlerden hepsi bulunabilir. Yani 3 ve daha fazla sayıda. Diyelim ki 10 tane alel var. Bir popülasyonda 10 tanesi birden bulunabilir. Ancak bir bireyden bahsediyorsak biz, bir bireyde sadece ve sadece bu alellerden 2 tanesi bulunabilir. Örneğin ya A vardır, yani A vardır, B vardır, 0 yoktur. Veya A vardır, 0 vardır, B yoktur gibi. En fazla 2 tane. Neden? Çünkü anneden bir tanesi gelecek, babadan bir tanesi gelecek. O halde en fazla 2 tanesi bulunabilir diyoruz. AB0 kan gruplarına şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Diyelim ki fenotip. Fenotip eğer A ise arkadaşlar, genotip diyorum. Genotipi homozigot olabilir veya heterozigot olabilir. Şöyle gösterelim. Örneğin bireyin kan grubu A ise arkadaşlar fenotipte, bu şu olabilir. Homozigot ise eğer genotipi AA olabilir veya heterozigot ise A0 olabilir. Çünkü A geni arkadaşlar 0 genine baskındır diyoruz. Eğer bireyin fenotipi B ise, homozigot olsa bu BB olabilir veya heterozigot olsa B0 olabilir. Çünkü B geni 0 genine baskındır. A ve B genleri 0'a baskın arkadaşlar. AB olabilir fenotip. Eğer fenotip AB ise arkadaşlar homozigot olma ihtimali yoktur. Ancak ve ancak heterozigot olabilir. Anneden A, babadan B veya tam tersi şeklinde ikisi gelebilir. Bir de son olarak arkadaşlar, eğer 0'sa bireyin fenotipi, burada mutlaka homozigot olması lazım. 0-0. Heterozigot olursa olmaz. Çünkü 0 hem A'ya hem de B'ye çekinikti. Buna karşın A ve B birbirlerine eş baskınlar, birbirlerine eksik baskınlardır diyoruz. A ve B kan gruplarıyla ilgili antijen antikor olaylarına bakacak olsak arkadaşlar, A kan grubu için A kan grubuna sahip bir bireyde antijen diyelim şuraya. Antikor diyelim. A kan grubuna sahip bireylerde arkadaşlar alüvar zarında, alüvar hücrelerinde A antijeni bulunur. Veya A aglutinojeni bulunur. Buna karşın plazmasında arkadaşlar B antikoru bulunur. Antijenler, altına yazayım arkadaşlar. Antijenler nerede bulunuyor? Alüvarda. Antikorlar ise plazmada bulunur. B kan grubuna baktığımızda bunda da arkadaşlar B antijeni bulunur. Alüvarda. Buna karşın antikor olarak
A antikoru bulunur plazmada. AB kan grubuna yazalım. AB kan grubunda arkadaşlar antijenler A yuvarda hem A antijeni hem de B antijeni bulunur. A ve B antijeni. Buna karşın arkadaşlar sitoplazmada antikor yoktur. Baktığımızda ise sıfır kan grubunda arkadaşlar. Bunda ise antijen yok. Buna karşın antikorda A ve B antikoru bulunur. Dolayısıyla bir bireye örneğin A kan grubunda bir bireye A kan grubunu vermek gerekiyor. Eğer A kan grubundaki bireye B kan grubunu verirseniz arkadaşlar B antijeni vermiş olursunuz. Bireyin de kendisinde B antikoru bulunduğu için antikor ve antijen temasa geçtiklerinde çökelme meydana gelir, aglütinasyon meydana gelir. Dolayısıyla damarlarda tıkanmalar oluşur diyoruz. Dolayısıyla bireyin hayatına mal olacak bir olay söz konusu. Evet, multiple alellikte bir de gamet çeşidinden veya ne diyelim genotip çeşidinden bahsedecek olursak arkadaşlar. Genotip çeşidi dediğimizde arkadaşlar basit bir formülümüz var. Bu formülle genotip çeşidi bulunuyor. Bu formülümüz n çarpı n artı 1 bölü 2 arkadaşlar. Buradaki n alel sayısı. Örneğin A, B ve 0 kan grubunu örnek verecek olursak A, B, 0 kan grubunda arkadaşlar genotip çeşidi. Örneğin 3 tane dedik. 3 çarpı 3 artı 1, 4 bölü 2. O da eşittir 6 tane genotip çeşidi olması lazım. Genotip çeşitlerini isterseniz A ve AB 0 kan grupları için yazalım. Ne olabilir arkadaşlar genotip çeşidi? AA olabilir. A0 olabilir. BB olabilir. B0 olabilir. Başka AB olabilir ve 0-0 olabilir. Gördüğünüz gibi AB kan gruplarında toplam 6 çeşit ne oluştu? Genotip çeşidi oluştu. Ancak bu fenotipte tabii farklı olacak tabii ki. Fenotipte şuradan A gelecek. Şuradan B gelecek. Buradan fenotip AB. Buradan ise 0. AB kan grubu için söyleyecek olursak 4 çeşitte fenotip oluşur diyoruz. Şimdi bir iki örnekle arkadaşlar AB kan grubunu AB 0 kan grubu ile ilgili ne diyelim? Çözümlerimize devam edelim. Bununla ilgili olarak arkadaşlar dediğimiz gibi örneğin baba AB kan grubunda olsun. AB kan gruplu bir baba ile heterozigot karakterli bir anne. Heterozigot A karakterli bir anne olsun. Heterozigotlar için A ve şöyle. Bu ikisini çapraz edecek olursak arkadaşlar. Bu genotipti. Fenotip olarak AB, fenotip olarak A. Buradan gametlere baktığımızda gametine bu A verir veya B verir. Anne ise ya A verir ya 0 verir arkadaşlar. Dolayısıyla F1 dölüne baktığımızda F1 dölü ya AA şeklinde oluşacaktır. Ya A0 şeklinde olacaktır. Ya AB şeklinde olacaktır. Ya da arkadaşlar B0 şeklinde olacaktır. Burada baktığımızda şu iki bireyin arkadaşlar fenotipi
nedir? A'dır. Şu birey fenotipi AB'dir. Bu birey fenotipi ise B şeklinde ortaya çıkar. Bunu yine Punnett karesi yöntemiyle de yapabiliriz. Üste erkek bireyin, altta ise dişi bireyin gamet çeşitlerini yazalım. Gamet ne gelmişti arkadaşlar? Erkek bireyden A gelmişti. B gelmişti. Dişi bireyden A gelmişti, 0 gelmişti. Baktığımızda AA, AB, A0, B0 şeklinde oluşabilir. Yine bir başka örnek verecek olsak arkadaşlar. Bu sefer baba A0 olsun. A0 ne diyelim, genotipli bir baba ile B0 genotipli bir anne. Çaprazlandığını düşünelim. Buradan arkadaşlar direkt gametlere geçiyorum. Gametlere baktığımda A oluşabilir, B oluşabilir, B oluşabilir, 0 oluşabilir. Buradan F1 dönüne baktığımda arkadaşlar F1 dönü için AB, A0, başka B0, ve 0, 0. Dolayısıyla hem AB, hem A, hem B, hem de 0 fenotipli bireyler oluşabilir. Bu da arkadaşlar yine Punnett karesi de gösterebilirdik. Punnett karesinde baba, anne, A, 0, B, 0 dediğimiz arkadaşlar. AB, A0, B0, 0, 0. Arkadaşlar, oğul dölde resesif karakterin, yani 0 karakterinin fenotipte görülebilmesi için görüldüğü gibi hem annede hem de babada ne bulması lazım? 0 geninin bulunması gerekiyor. Tüm resesif karakterler için bu geçerli. Eğer bir bireyde resesif karakter görülüyorsa, fenotip de görülüyorsa hem annesinden hem de babasından bu resesif gen gelmesi gerekiyor. Evet, bir diğer ne diyelim artık bizim kan grubuna girdik madem. RH faktörünü de verelim arkadaşlar. AB0 kan grubundan sonra. Aslında RH faktörü de arkadaşlar multiple allelikle kalıtılan, yani çok allelikle kalıtılan bir ne diyelim özelliktir. Ancak biz burada çok basit bir şekilde iki alelinden bahsedeceğiz bunun. RH faktörü diyorum. RH faktörü de arkadaşlar yine kan alıp veriminde önemlidir. Çünkü eğer bir bireye RH negatif bir bireye RH pozitif kan verdiğinizde o bireyde ilk kan verdiğimizde bir şey olmayacak. Ancak ikinci kan verdiğimizde vücutta antikorlar oluşturacağı için yine çökelme olayı meydana gelecek. RH faktörü veya resus faktör olarak da adlandırılır. Resus faktör denilmesi nedeni arkadaşlar? İlk olarak resus cinsi maymunlarda bu faktör, bu ne diyelim antijen keşfedildiği için resus faktörü adı verilmiş. Bununla ilgili arkadaşlar şöyle söyleyelim. Eğer bir bireyin A yuvarlarında RH faktörü varsa, RH antijeni varsa buna RH pozitif diyoruz. Eğer RH ne diyelim antijeni bulunmuyorsa bunlara da RH negatif bireyler diyoruz. Şöyle diyelim, genotip diyelim arkadaşlar. Eğer bir bireyin genotipi RH pozitif, RH pozitifse, yani anneden ve babadan RH pozitif genleri geldiyse fenotip şöyle oluşur. RH pozitif olur. Eğer anneden ve babadan gelen genler işte heterozigot ise, genotip heterozigot ise arkadaşlar RH pozitif, RH negatife baskın olduğu için yine ne olacaktır? Fenotip RH pozitif olacaktır diyoruz. Buna karşın eğer bireyde resesif gen varsa, resesifse genotipte her iki gende, bu durumda RH negatif diyoruz.
Bununla ilgili arkadaşlar bir tablomuz var. Bu tabloyu da verelim isterseniz. Fenotip, genotip, antijen, hangilerinde antijen var, hangilerinde antikor var, bunlardan kısaca bahsedelim. Antikor. Fenotipe baktığımızda arkadaşlar, fenotip ne olabilir? Burada örneğin biraz önce yazdığımız gibi RH pozitif olabilir veya RH negatif olabilir. Genotipi yine ikiye ayırabiliriz. Homozigot veya heterozigot. Eğer homozigotsa arkadaşlar, homozigotsa nedir? RH pozitif, RH pozitif, heterozigotsa RH pozitif, RH negatif diyoruz. Antijene baktığımızda arkadaşlar yine al yuvarların zarında, al yuvarlar arkadaşlar bunlarda RH antijeni var. Buna karşın antikor yok. RH negatife baktığımızda ise RH negatif mutlaka zaten ne olmasa da çekinik olduğu için homozigot olması gerekiyor. Dolayısıyla şöyle gösterebiliriz. Heterozigot olursa olmaz. Antijen bulunmuyor arkadaşlar al yuvarlarda. Antikor ise doğal olarak yok. Ancak biraz önce konunun başında söylediğim gibi eğer RH negatif bir bireye RH pozitif kan verilirse arkadaşlar, bu ilk kan verildiğinde henüz antikor bulunmadığı için gelip bu antijeni çökertmez kan. Ancak zaman içerisinde ne oluşturulur? RH antijenine karşı RH antikor oluşturulur. Bireye ikinci kez RH pozitif kan verildiğinde bu sefer kanda hazır antikor bulunduğu için arkadaşlar bu antikorlar gider RH faktörünü, RH antijenlerini çökeltir. Dolayısıyla aynen AB0 kan gruplarında olduğu gibi kanda çökelme, yani aglutinasyon meydana gelir ve damar tıkanıklığı gibi problemlere neden olur. Tabi RH faktöründen bahsetmişken kan uyuşmazlığından da bahsetmemiz gerekecek. Kan uyuşmazlığı. Kan uyuşmazlığında arkadaşlar şu şartlarımız var. Baba RH pozitifse, anne RH negatifse, çocuk veya fetüs RH pozitifse bu durumda arkadaşlar kan uyuşmazlığı dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Bu durum şu arkadaşlar. Anne diyelim, çocuk diyelim. Çocuk dediğimiz gibi RH pozitif. Yani RH antijeni var. Buna karşın anne için ne dedik? RH negatif dedik. RH negatifte gördüğünüz gibi antikor veya antijen bulunmuyor. Normalde arkadaşlar annenin kanı ile bebeğin kanı birbirlerine karışmazlar plazentada ve anneden bebeğe veya bebekten anneye herhangi bir antijen geçmesi söz konusu değildir. Ancak özellikle hamileliğin sonuna doğru veya bazı durumlarda hamileliğin sonu olmasına gerek yoktur. Plazentada bazı çatlaklar vesaire vesaire bazı bozulmalar meydana geldiğinde arkadaşlar çocuğun kanındaki RH antijeni annenin kanına geçer. Bu durumda ilk çocuk için söylüyoruz. İlk çocukta arkadaşlar RH antijeni annenin kanına geçti. Bu antijenle vücut ilk kez tanıştığı için, annenin vücudu ilk kez tanıştığı için henüz antikor yoktur. Dolayısıyla antikor üretmeye başlanır. Ve ilk çocuk doğana kadar bir problem meydana gelmez genelde. İlk çocuk sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir. Ancak ikinci çocuğa gebe kalındığında arkadaşlar yine eğer kan uyuşmazlığı söz konusuysa, çocuk RH pozitif, anne RH negatifse bu durumda ne oluyor? Bu durumda arkadaşlar annenin artık kanında ne var? RH antikoru hazır, mevcut. Veya bu antijeni daha önceden tanımış. Dolayısıyla RH antijeniyle karşılaştığında annenin kanı çok hızlı bir şekilde antikor üretiyor. Ve bu antikorlar çocuğun
kanındaki RH antijenlerin çökelmesine neden oluyor. Dolayısıyla düşüklere, ölü doğumlara veya sakat doğumlara neden olabilir. Bu olaya biz kan uyuşmazlığı diyoruz. Ancak günümüzde kan uyuşmazlığıyla ilgili ne diyelim pek çok ilerleme kaydedildi. Örneğin kan uyuşmazlığıyla doğan çocuğun hemen direkt doğar doğmaz kanı değiştirilerek müdahale edilebilir. Veya anne eğer kan uyuşmazlığı varsa anne ilk doğumundan sonra 72 saat içerisinde vücuda bazı ne diyelim ilaçlar veriliyor. Ve bu ilaçlar gidip annenin kanında oluşan ne diyelim antikorlar daha devreye girmeden önce antijenleri etkisiz hale getiriyor. Böylelikle sanki annenin vücudu daha önce hiç antijenle karşılaşmamış gibi antikor üretmiyor. Dolayısıyla bir sonraki doğumda da problem olmuyor. Tabii bir sonraki doğumdan sonra da yine 72 saat içerisinde aynı iğnenin, aynı ilaçların tekrar anneye verilmesi gerekir. Evet, AB0 kan gruplarını verdik. RH faktörünü verdik. Şimdi MN kan grubundan bahsedelim arkadaşlar. MN kan grubu dediğimiz gibi arkadaşlar biraz önceki konumuzda kısaca bahsetmiştik. MN sistemi diyeyim. Antijenler var ancak antijenlere karşı vücutta ne yok arkadaşlar? Savunma proteini olan antikorlar yok. Yani şöyle diyebiliriz. Genotip diyorum. M ve N birbirlerine arkadaşlar eş baskındı. Dediğimiz gibi MM olabilir. NN olabilir. Veya M ne olabilir? Fenotipe baktığımız arkadaşlar. Fenotip M olur, fenotip N olur, fenotip MN olur. Bunlar da arkadaşlar antijenlere baktığımızda burada M antijeni vardır. Burada N antijeni vardır. Diğerler arkadaşlar hem M hem de N antijeni vardır. Buna karşın dediğimiz gibi hiçbirinde antikor bulunmuyor. Dolayısıyla kan alıp vermede MN sistemini biz pek dikkate almayız. Evet, MN sistemi de böyleydi. Artık yavaş yavaş bağlı genlere geçelim arkadaşlar. Şu ana kadar hep bağımsız genlerden bahsettik. Bağımsız genlerle kalıtımdan bahsettik. Artık bağımlı genlerden, bağlı genlerden bahsedelim. Kırmızı atalım başlığımızı. Bağlı genler deyince arkadaşlar, bir kromozom üzerinde birden fazla gen bulunuyorsa bu genlere biz bağlı genler adı veriyoruz. Şöyle gösterebiliriz. Şu ana kadar hep şundan bahsettik. Anlaşılması için tekrarlayalım. Örneğin kromozomumuz buydu. Şöyle verdik. Homolog kromozomlar dedik. İşte şurada B vardı. Şurada B vardı. Bunlar için arkadaşlar ne diyoruz? Bağımsız genler. Çünkü gördüğünüz gibi bir kromozom üzerinde tek bir gen var. Bağlı gen deyince ise arkadaşlar, örneğin A, B. Örneğin A, B. İşte A ve B aynı kromozom üzerinde bulunduğu için arkadaşlar buna da bağlı gen diyoruz. Veya bağlı genler diyoruz. Bağlı genler arkadaşlar normalde beraber hareket ederler. Tüm kromozom nereye gidiyorsa beraber giderler. Ancak yalnız ve yalnız mayoz bölümünde crossing over olayında birbirlerinden ayrılırlar. O da şu şekilde gerçekleşir. Yine örnekle açıklayacak olursak. Şu bir kromozomumuz olsun. Üzerinde A ve B olsun. Bu arkadaşlar bildiğimiz gibi ne yapıyordu? Yine bağlıken yanına da diğer homolog kromozomu çizelim bunun. A, B. Bu arkadaşlar ne yapıyordu? Bölünme esnasında
Hatta şunu farklı bir renkte isterim, daha anlaşılır olsun. Bunlar arkadaşlar homolog kromozomlar. Anneden gelen ve babadan gelen homolog kromozomlar olsun. Bunlar beraber hareket ediyordu. İşte bölünme esnasında mayoz bölünmede bildiğimiz gibi kendisine eşliyordu. DNA ve kromozomlar. Kendisine eşleyince şöyle gösterelim. Ne oldu? Bir tane de daha B oldu. Bir tane daha A oldu. Yine kendisine eşlediğinde bir tane de B oldu. Bir tane daha A oldu. İşte crossing over'da arkadaşlar mayoz 1'de, mayoz 1'in profaz evresinde homolog kromozomlar birbirlerine yaklaşıyorlardı hatırlayacak olursak ve parçacık değişimi meydana geliyordu. Yani şöyle oluyor. Şu iki parçacık arkadaşlar, bu parçacık buraya geçerken şu parçacık şuraya geçiyor. Dolayısıyla bizim son şeklimiz şu oluyor arkadaşlar. A vardı, büyük A. Büyük A'ya karşılık büyük B varken artık küçük B var. Yine şurada büyük A, büyük B. Dolayısıyla şurada arkadaşlar bizim kromozomumuz şu şekildeyken kendisini eşledikten sonra veya şurada yine maviyle gösterelim. Şu şekildeyken crossing over olayından sonra ne meydana geldi? Büyük A, büyük A, büyük B, küçük B geldi arkadaşlar. Yine diğer kromozoma baktığımızda diğer kromozomda da durum şu oldu. Küçük A, küçük A ve onları da yine maviyle gösterelim. Küçük A, küçük A, küçük B, küçük B'ydi. Ancak artık küçük B değil arkadaşlar. Ne geldi buraya? Büyük B geldi. Dolayısıyla şeklimiz küçük A, küçük A, büyük B, küçük B şekli haline geldi. Ancak bence arkadaşlar crossing over'da bu şekilde parçacık değişimi ile bağlı genler. Burada işte büyük A ile büyük B birbirine bağlıydı. Burada ayrılmış oldular. Crossing over olayı arkadaşlar birbirlerine en uzakta bulunan kromozom ne diyelim gen çiftler arasında meydana gelen olasılığı daha fazladır. Şöyle ki şuraya önemli bir kromozom çizelim. Veya tek kromozom çizsek de olur. Örneğin A, B, C, E ve D olsun arkadaşlar. Karşı tarafta ise yine çizelim. A, B, C, E, D. Burada arkadaşlar crossing over olma ihtimali, yani birbirlerinden ayrılma ihtimali en fazla olan, en uzakta olanlar A ve D arasında crossing over görülme ihtimali arkadaşlar daha fazladır. Çünkü E ve D birbirlerine yakın oldukları için birbirlerini daha sıkı sıkıya tutarlar. Dolayısıyla burada crossing over olma ihtimali şurada olma ihtimalinden daha azdır diyoruz. Tüm bunlar verdikten sonra artık rekombinasyon olayına geçelim arkadaşlar. Genetikte eşeyli üreme ve crossing over sonucu genlerin yerlerinin yeniden düzenlenmesi olayına rekombinasyon diyoruz. Tekrarlayacak olursak genetikte ve eşeyli üreme diyelim. Genetikte eşeyli üreme ve crossing over'la genlerin yerlerinin değiştirilerek yeniden bir kromozom dizilimi meydana gelmesi olayına rekombinasyon diyoruz. Re demek tekrar, kombinasyon demek çeşitlilik demek, yeniden düzenlenme anlamına geliyor. Rekombinasyon frekansı ise arkadaşlar rekombinasyon frekansı dediğimizde ise mayoz bölünme sırasında iki gen arasındaki crossing over olma olasılığının crossing over olma sıklığına ise arkadaşlar ne diyoruz? Rekombinasyon frekansı diyoruz. Tekrarlayacak olursak mayoz bölünme sırasında iki gen arasındaki crossing over olma sıklığına rekombinasyon frekansı diyoruz. Dediğimiz gibi rekombinasyon frekansı iki gen birbirine ne kadar uzaksa o kadar sık meydana gelir. Bununla ilgili şöyle bir örnek verebiliriz arkadaşlar. Bu tür sorular gelebiliyor. Örneğin şu olabilir. ABC şeklinde bizim
üçgenimiz olsun. Bunlar birbirlerine bağlı genler diyelim arkadaşlar. A ile B arasındaki mesafe için diyelim ki 10 birim dendi. Veya meydana gelme sıklığı 10 dendi. Rekombinasyon frekansı 10 dendi. B ile C'nin arkadaşlar rekombinasyon frekansı ise kaç olsun? 4 olsun. Bu durumda arkadaşlar iki farklı dizilim olabilir. Genleri dizecek olursak. Şöyle olabilir bu iki farklı dizilim. Birincisi şöyle diyelim. A ile B arasında 10 demiş. A B diyorum. B ile C arasında 4. Yani eğer şuraya korsam arkadaşlar C'yi, şurası 10'du. Şurası da 4'tü. Bu durumda A ile C arasındaki rekombinasyon frekansı arkadaşlar ne olur? 14 olur. Yani A ile C arasında crossing over meydana gelme olasılığı, A ile C'nin birbirinden ayrılma olayı ne olur arkadaşlar? 14 olur. Buna karşın eğer şöyle de olabilirdi bu. A, B dedik. Şurası için 10 birim vermişti sorumuz. Eğer A, madem B ile C 4'müş, C'yi şuraya korsam arkadaşlar, burası 4 olduğu için şurası ne olur? 6 olur. Bu durumda A ile C'nin rekombinasyon frekansı 6 olur. İki farklı şekilde meydana gelebilir diyoruz. Evet, bağlı genlerde arkadaşlar birkaç örnekten bahsedelim ve bağlı genler konusunu bu şekilde bitirelim. Bağlı genler önemli çünkü bol soru gelebilen ve istenildiği takdirde zor sorular sorulabilen bir soru türü. Bunları birkaç örnekle kısaca açıklayalım. Örneğin ilk arkadaşlar A B A B olsun arkadaşlar. Şimdi burada görüldüğü gibi birbirinin aynısı kromozomlar. Bağlı olsalar da ne diyelim crossing over olayı olsa da olmasa da çok bir şey fark etmeyecek. Mayoz bölünme sonucunda arkadaşlar buradan ne oluşur? Mayoz bölünme sonucunda büyük A büyük B büyük A büyük B büyük A büyük B büyük A büyük B şeklinde gametler oluşur. Gamet çeşidini arkadaşlar neyle buluyoruz? Gamet çeşidi şuraya yazayım. İki üzeri n diyorduk. Burada n heterozigot karakter sayısı da iş heterozigot karakter var mı? Yok arkadaşlar. O yüzden 2 üzeri 0 eşittir 1. Bir çeşit gamet oluştu gördüğünüz gibi. Bir diğerine geçelim. 2 diyorum. Eğer şöyle olsaydı A B A B olsaydı arkadaşlar bu durumda yine mayoz oluşacak. Bu durumda şöyle diyecektik. Crossing over olursa crossing over olmazsa. Şimdi crossing over olmazsa diyorum ilk olarak. Crossing over olmazsa çok kolay arkadaşlar. Nedir? Buradan direkt A gelir. B gelir. Kendisine eşleyeceği için yine AB olabilir. Küçük A, küçük B. Küçük A, küçük B şeklinde olabilirdi. Gördüğü gibi arkadaşlar 2 üzeri 1'den kaç olacak? Yine 2 çeşit olacak. Crossing over olmazsa arkadaşlar ne yapıyoruz? Her bir kromozomun beraber hareket ettiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bir tane vardı. O yüzden 2 üzeri 1'den 2. Ancak crossing over olursa bu durumda arkadaşlar her bir karakteri, her bir heterozigot karakteri bir tane olarak düşünüyoruz. Bu durumda ne olacaktı? Bu durumda 2 üzeri 1 2 tane heterozigot karakter var. 2 üzeri 2 eşittir 4 çeşit olacaktı. Bunları da şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Crossing over olduğunda şunu şuraya atıyoruz, bunu buraya atıyoruz. Bu durumda şu oluşabilir.
Değil mi? Kendisine eşleyeceği için. Başka büyük A küçük B olabilir. Başka küçük A büyük B olabilir. Yer değiştirdiğinde. Bir yine crossing over olmadığındaki gibi bu şekilde olabilir. 4 çeşit nedir? Gamet oluşabilir. Bunu bir basamak daha ileri götürelim arkadaşlar. Ve şöyle diyelim. Genotipi büyük M küçük M, büyük E küçük E, büyük B küçük B, büyük H küçük H ve küçük A küçük A şeklinde olan bir bireyden kaç çeşit gamet oluşabilir? Crossing over ve crossing oversız. Burada tabii şunu da söyleyelim. M, E, B genleri bağlı. Arkadaşlar evet, M, E, B genleri bağlıysa şuraya crossing oversız diyorum. Bu durumda M, E, B'yi ben komple hepsini tek bir genmiş gibi düşünmem gerekiyor. Yani şöyle diyor crossing oversız dediğinde veya bağlı dediğinde M, E, B diyelim arkadaşlar. M, E, B, H, H, A, A. Böyle bir birey var. İşte crossing oversız dedin arkadaşlar. Şunu bir almam lazım, şunu bir almam lazım. Dolayısıyla ne olması lazım? 2 üzeri 2'den, çünkü şurası 1, şurası 2. Heterozigot karakter olarak. 2 üzeri 2'den 4 çeşit ne oluşabilir? Gamet oluşur. Yani şunun hepsini isterseniz A derseniz, yani A demeyelim, hepsini X diyelim. Şunun hepsini Y diyelim. Bunlar teker teker dağıtabilirsiniz. Ne gibi? X'i şuraya verdik, X'i buraya verdik. Burada zaten tek bir tane geliyor. İsterseniz hatta onları yazalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Çatallama yöntemiyle M, E, B mutlaka beraber olacak zaten. Bunların yanına ne gelebilir? Büyük H gelebilir. Yine M, E, B'nin yanına küçük H gelebilir. Buna karşın birer tane de A gelecek. Bir de ne olabilir arkadaşlar? MEB'nin küçükleri gelebilir. MEB, MEB, büyük H gelebilir, küçük H gelebilir, küçük A, küçük A. Gördüğü gibi 4 çeşit oluşabilir ancak ve ancak. Ancak crossing overlı olduğunda durum değişiyor. Crossing overlı arkadaşlar bunların her birini ayrı birer heterozigot karakter gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4. Yani 2 üzeri 4 eşittir 16 çeşit gamet oluşur. Bunları da yine gösterecek olsak, bunlar arkadaşlar çatallama yöntemiyle gösterelim yine. M demiştik. M gelebilir. Biraz daha yukarıdan başlayalım. Sığmayacak yoksa. M gelebilir. M'nin yanına büyük E gelebilir. Küçük E gelebilir. Sonra bunun yanına büyük B gelebilir. Küçük B gelebilir. Her birinin yanına. Bir de H vardı arkadaşlar. Hatırlayacak olursak. Şuraya artık siliyorum. Burası anlaşıldı sanırım. Bir de H geliyordu. Yine bir çatallamayla. Büyük H, küçük H, büyük H, küçük H, büyük H, küçük H, büyük H, küçük H. Ve bunların her birinin ardına da ne gelecek? A olduğu için A gelecek arkadaşlar. Buna göre sizler de yazabilirsiniz. Teker teker araştığımızda arkadaşlar M, E, B,
HA MEB MEB HA. Bunu bu şekilde yukarıdan aşağı arkadaşlar hepsini teker teker sizler de yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde de bağlı genleri, eksik ve eş baskınlığı, çok alellik altımı, AB0 kan grubunu, RH faktörünü, MN kan gruplarından bahsettik, kan uyuşmazlığından bahsettik. Artık bir sonraki dersimizde yavaş yavaş modern genetiğe giriş yapacağız. Şimdilik hepinize iyi dersler.